Evet, tekrar merhaba efendim. Ben sizinle olmayı gerçekten çok seviyorum. Umarım siz de benimle olmayı çok seviyorsunuz. Esasında ben biliyorum benimle olmayı sevdiğinizi. Neden mi? Çünkü beni gerçekten iyi izliyorsunuz, çok izliyorsunuz. Ben de bundan çok mutlu oluyorum. Her seferinde heyecanlanıyorum. Daha neler neler yapabiliriz diye oturuyoruz, konuşuyoruz. Yönetmenim, kameraman, ben. Zaten 3 kişiyiz. Biliyor musunuz? Bütün bunları yapabilmek biz 3 kişinin emeğiyle oluyor. Olsun, bir gün inşallah daha çok ekibimiz olur. Yok yok, biz çok mutluyuz, çok mesutuz. Efendim, bugün bir hani yaz geldi ya, artık hep havalar sıcak. Ben yazı çok seviyorum, kış çocuğuyum ama yazı daha çok seviyorum. Bluz yapmak istiyorum. Bu da yine çok pratik olacak. Bakmayın burada kalıbım olduğuna. Bunu da ben kendim yaptım. Yine ölçüye dayalı yapıyorum. Fakat bu şöyle bir bluz olacak, modelini anlatmak istersem. Yakadan büzgülü, kolu da büzgülü ve kısa kollu. Robadan gibi olan bluzlardan olacak. Bunu da her şeyle ama her şeyle rahat rahat giyebileceksiniz. Ben böyle kalpli, böyle ciciş bir şey olsun diye böyle bir desen seçtim ama sizler tabii nasıl isterseniz. Pamuklu bir kumaş. Evet, kalıbım var, kumaşım var. Böyle bir bebe lastiğine de ihtiyacım var. Yumuşak olanından olsun ki. Evet, biraz bizi zorlayabilir. Sert olanı olmasın lütfen. Özellikle rica ediyorum. Bir de tabii olmazsa olmaz sevgili makinem, Singer Legacy S300 bilgisayarlı makinem. Elbette ki bütün makinalarımız bunları diker ama ben bu makineye bayılıyorum. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Ne yapalım? Biraz sonra biçkiye başlayalım. Evet, şimdi kumaşımız çiftten. Şöyle bir boyunu da söyleyeyim esasında. Önemli değil çünkü herkesin boyu farklı biliyorsunuz. Ama burada şöyle bir ölçü var. Bir boy, bir tam boy, bir de kol boyu. Bir metreymiş benim bu kumaşım. Genellikle evdeki kumaşlardan getirdiğim için değerli dostlar. Bir beden boyu, yani omuz başından boyunu istediğimiz yere kadar, şöyle mankende göstermek istersem, omuz başından, işte burası bel zaten, nereye kadar istiyorsak. Efendim, kalçadan işte 4 parmak aşağıda olur. Efendim, kalçaya kadar olur. O tamamıyla size kalmış. Ama ne yapıyoruz? Omuz başından boyunu istediğimiz yerin ölçüsüne mutlaka 5 cm ekliyoruz. Bu kuraldı biliyorsunuz. Peki, daha sonra bir de kol boyu ekliyoruz. Kol boyu 60 santim normali, ona da 5 santim ekliyoruz, 65 santim. Demek ki bizim hesabımız beden boyu artı kol boyu eşittir 5-5, 10 santim diyoruz. Onlar da bizim dikiş paylarımız elbette ki. Şimdi yine pratik keseceğiz, çabuk olsun işimiz diye. Bizim hiç tembellikle işimiz yok. Bakın, çift kat kumaş zaten biliyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. Onu da ikiye katlıyorum. Bakın, onu da ikiye katlıyorum ve katlı olan tarafı da sizden yana çeviriyorum. Şimdi hemen ön ortasını ve ön ortası ve arka ortası kumaş katı olacak bu modelde. Bu da kol, kolun şu omuz dikişi, burada da dikiş olmayacak. Yani o da dikişsiz olacak. Hemen toplu iğnelerimi koyuyorum üstüne, şöyle şöyle kolun altından biraz lastik geçireceğim için hem altına lastik geçireceğim, karpuz kol gibi olacak, hem de üstüne. Hatta karpuz kol dediğime göre o vakit şurasını biraz daha genişleteyim. Biliyorsunuz biz modele başladıktan sonra da model değiştirebiliyoruz. Şimdi hemen şöyle bir makine dikişi pay veriyorum. Şurada lastik payım olacağı için buradaki payı hemen hemen ikiye bölüyorum. Altta da şu kadar pay veriyorum. Evet, kol biçkim bitti. Hemen kalıbımı kenara alayım.
Bunu da çöpe atalım. Kollarım bitti. Bu bir tanesi, bu da bir tanesi. Yüzünden koyalım şöyle. Bu da diğer yüzü. Bakın. Hemen şimdi bunun biçkisini yapalım. Evet. Çok kolay, çok çabuk. Hani hediye bile dikip de götürebileceğiniz türden bir model. Hiç üşenmeyeceğiniz. Hemen bunları da alıyoruz. Bunlardan bir tanesi ön, bir tanesi arka. Ama bu bluzun ön arkası yok. Çünkü arkada böyle yuvarlak, ön de böyle yuvarlak olacak. Çok şık olacak. Tam yaza göre genç hanımefendilerin giyeceği türden bir şey tasarlıyoruz. Şimdi yüzünü, kumaşımızın burası yüzü. Evet, kaçmasın. Sonra kalıbımızı elimize alıyoruz. Bakın, o kadar kolay ve o kadar çabuk dikilecek ki siz bile şaşacaksınız. Şöyle yerleştiriyoruz. Muntazam bir şekilde. Evet. Hemen diğer kolu da buraya yerleştiriyoruz. Bakın. Kollara göre dikeceğiz. Yukarıdan vereceğiz, kollara göre dikeceğiz arkadaşlar. İğneliyoruz. Burada kaydırmak istemiyorum. Buna dikkat edelim. Şöyle iğneleyeceğim. Bu iğneleme şeklime dikkat edelim. Çünkü elbiseyi iğneledik ve diktik demektir. Da güzel bir desenmiş bu da. Yine kumaşımızın ön yüzüne bakıyoruz. Şimdi şöyle çeviriyoruz. Hemen kolun bu sefer arkaya yerleştiriyoruz bakın. Yine üstten tam tutacağız. Ve iğneleyeceğiz. Şimdi bir de bu taraftan. Demek ki kolların, kol evlerini, arkanın ve önün hepsini birleştiriyoruz. Şimdi zaten ben çalışırken siz de bunu göreceksiniz. Makinama doğru yanaşıyorum. Hemen bir makine dikişinden. Evet, 2,5 dikiş adım uzunluğu. Bu da bana yetiyor. Çok iyi. Bazen 2 de çalışabiliriz. Bu tamamıyla keyfimize kalmış bir durum. Şuradaki paylarını sabitliyoruz güzelce. Ve her diktiğimiz kolun sürfilesini de hemen anında yapıyoruz. Zikzak dikişi alıyoruz. Hemen temizliyoruz. Şimdi diğerini yapıyoruz. Bir makine ayağından dikişimizi, sonra da sürfilemizi yaparak kol dikişlerimizi bitirdik.
Evet. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Ne yaptığımızı şöyle bir aklınızda da oturtabilin diye. Bakın, geniş bir yaka gördüğünüz gibi. Bakın şuralar kollar ve diğeri de etek. Şöyle de yerleştirirsem, bakın şunu şöyle büzeceğim. Kolla birlikte. Bir de şu kol ucunda bir büzgü yapacağım. Büzgü çalışması. Hani karpuz kolu olsun istiyorum. Yani netice bu. Çok şık değil mi? Bence de çok şık. Hadi gelin devam edelim. Evet, şimdi kollarındaki lastikleri yapmak istiyorum. Ya kendi kolumuzu ölçüyoruz. Şu şekilde. Kendi kolumuzu ölçüyoruz. Veyahut da kime dikiyorsak onu ölçüyoruz. Veyahut da bir yolu daha var. Burada şunun yarısını alıyoruz ki hemen hemen aynıya geldi. Teknik bilgiler her zaman doğru bilgilerdir tabii ki. Çünkü bunlar bize yüksekokulda yani üniversitede verildi. Bu fazla. İki kol için lastiğimi aldım. Şimdi nasıl çalışıyoruz? Çok kolay çalışıyoruz. Bunu daha önce sizinle yapmıştık. Şöyle kıvırıyoruz. Bakın. Zikzağı alıyoruz makinamızı. Şöyle önden biraz sağlamlaştırıyoruz. Bakın. Sonra bunu çekiyoruz. Bakın. Şunu bir kere şu uca iğneleyin isterseniz. Hani acemilikte böyle şeyler yapabilirsiniz. Okeydir. İzin var. Sonra tam ortadan bir tane daha bir iğne takın. Hani her yerde lastik yeteri kadar esnesin diye. Sonra şöyle kıvırın. Bakın. Kıvırın. Tutun. Elimi ben bu taraftan tutmalıyım. Şu arkadaki ipleri de tutmalıyım ki gerdirebileyim. Buradaki dikiş sistemi bu çünkü. Bakın sadece zikzak yapıyorum. Bıraktığım zaman gördüğünüz gibi kendi kendine büzülüyor. Ama benim bunu böyle çekmem lazım ve her yerde büzgünün aynı yansıyabilmesi için lastiği kumaşa ortak dağıtmam gerekiyor. Buradaki püf sevgili hanımlar, dostlar sadece bu. Evet, yine bakıyoruz şöyle. Bir şey daha söylemiştim. Mutlaka lastiğimiz yumuşak bebe lastiği olacak. O sert olanlardan kesinlikle olmayacak. Omuzunuzu, kolunuzu acıtabilir. O zaman da ben üzülürüm. Şimdi şurayı sıkı tutmalıyım, kaçabilir diye. Bakın. Evet. Ve bitti. Bakın. Hemen ne yapıyorum? İşte burası kolum. Aşağıya doğru dikiyorum. Düz dikişe alıyorum makinamı. Aldım bile. Şurada sağlam dikiş yapacağım biraz. Evet, sonra tam dikişleri üst üste getireceğim. Ve aşağıya doğru dikeceğim. Ta ki nereye kadar? Etek ucuna kadar. Şu şekilde. Yerleştiriyorum. Sonra ne yapıyorum? Hemen buradaki fazla payımı şöyle yarım santimden kesiyorum. Ucundan tutuyorum. Çok da fazla payımız yokmuş ama yine de ben çok pay sevmediğim için şunları bir düzgün hale getirelim istiyorum.
Şunu da keselim. Ve yine buradan aşağıya doğru makinamızı zikzalalım. Bir güzel ev tipi sürfilemizi de yapmış olalım. Evet. Bakın bu kolumuz oldu. Gayet de iyi oldu genişliği. Evet, daha dar ya da geniş olmamalı. Çünkü burada da sıkan bir kol hiçbirimizin istediği bir şey değil. Bir de yüzünden bakalım, beğeniyor muyuz diye. Kendi işimizi kendimiz kontrol ettiğimizde esasında tatmin duygumuz çok daha fazla olacaktır. Bakın, sizinki de böyle olacaktır. Bundan eminim. Şimdi ne yapıyoruz? Öbürünü yapıyoruz. Kolları gördük. Şimdi sıra geldi yakanın çalışmasına. Yakamıza da ya arka ortadan başlayacağız veyahut da şu dikişlerden birinden başlayacağız. Bana göre dikişlerden başlamak lazım. Ben öyle seviyorum diyelim ya da. Hemen şöyle alıyoruz. Yine zikzak yaparak gideceğimiz için hem bluzun sürfilesi yapılmış olacak hem lastiği dikilmiş olacak. İnanın çok fevkalade bir durum. Ama burada hemen çekmek lazım çünkü şık durmasını istiyorum. Evet. Bir santim demiştik buradaki payı. Asla daha az ya da çok yapmayacağız. Yoksa bluzun boyunda eğrilik olur. O da işimize gelmez. Bitmiş ütüsünü yaparken hepsini arkaya doğru ütülemiştim biliyorsunuz. Ona da bakıyoruz. Lastiğimizi çekmeyi unutmayalım. Evet, lastiğimizi bitirdik. Şöyle göstermek istersem, gördüğünüz gibi bakın, kollarımız, bedenimiz, arka ön aynı olacak demiştim. Aynı oldu. Bir tek ne kaldı? Etek boyu. Etek boyunu kapalı baskı yapmanızı tavsiye edeceğim. Hani sürfile yapıp bir sıra değil de kapalı baskı. Hem altta bir ağırlık yapsın istiyorum. Hem de çok yıkanacağı için basma bir kumaş bu. Yine düz dikişi alıyoruz. Dikiş adım uzunluğunu biraz 3,5 gibi yapmak istiyorum ve öyle yaptım. Bakın daha bir kalın, yani 1 santime, 1 santim, 2 santim gibi burada bir fedakarlık yapacağım ama o gerekiyor. Şöyle kapalı baskı, bunun adı zaten sizde, yani herkes tarafından bilinen bir şey. Kapalı baskı, birazcık tırnak ütüsü yapıyoruz. Daha sonra dümdüz dikiyoruz. Şu şekilde 1 santim, 1 santim de buradan alıyoruz. Sonra şöyle bir düzeltiyoruz. Ve makinamızın pedalına basıyoruz. Hafif dokunuyoruz. O zaten bizi yönlendiriyor. Şurada da sağlam dikiş yapalım yine. Onu hiç ihmal etmeyelim. Evet. Böylece yaz için kalpli, lastikli ve çok kolay dikilebilecek bluzumuz da hazır oldu. İsterseniz şöyle bir mankenimize de giydirelim. Görelim nasıl olmuş.
Evet, gördüğünüz gibi bluzumuzu bitirdik. Esasında şöyle bir anlatmam gerekirse, gerçekten bebe lastiği ile hazırlanan bu tür giysiler çok kolay giyiliyor ve çok rahat ediliyor. Mesela modelinde hani omuz aşağı böyle yapabilirsiniz. Şöyle bir arkayı da görmek istersek, şunu düzelteyim. Söylemiştim size arkada aynı olacak diye, önde aynı olacak diye şöyle fır döndürelim. Rahatlıkla gördüğünüz gibi kısa süre içerisinde kalıplarımız da var zaten, sitemizde yayınlanıyor. Rahatlıkla sizin de dikebileceğine %100 inandım artık, çünkü ben size bunları öğretiyorum. Zaten yaptığınız örneklerden de görüyorum, muhteşemsiniz. Bazen benimkilerden de güzel olmuş işleriniz. Sizi öpüyorum. Gerçekten sevgiyle, saygıyla öpüyorum ve bugünlük hoşça kalın diyorum.